izleyiciler. Vizyonda şimdiki durağımız tüm iş adamlarını aynı çatı altında toplamayı hedefleyen TÜMSİAD. Şimdi TÜMSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Sert'in yanına gidiyor ve TÜMSİAD'la ilgili genel bilgileri kendisinden alıyoruz. Sevgili seyirciler, Avrupa Vizyon'da bu hafta son dönemde özellikle yaptıkları işlerle dikkat çeken TÜMSİAD'ı tanıyacağız. Tüm Sanayici İş Adamları Derneği TÜMSİAD açılımı olarak. Yanımızda TÜMSİAD'ın başkanı Doktor Hasan Sert var. Bakalım kendisi bize TÜMSİAD'la ilgili nasıl bilgiler verecek. Efendim merhabalar. Merhaba, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bu kadar yoğunluğunuz arasında bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz çünkü fuar hazırlıkları yapıyordunuz. Şu anda da fuarın içindesiniz. Öncelikle isterseniz fuardan bir başlayalım, hemen kısa bir anlatalım. Tabii dünya konjonktürüne baktığımız vakit 206 dünya ülkesinin arasında bir koşuşturma var. Hep öne geçme yarışları var. Bunlar neyle oluyor? Bunlar bilimle, teknolojiyle, üretimle ve ürettiğini satmakla oluyor. Dolayısıyla dünya pazarlarına bakan bir gözü, bir yüzü olmazsa işletmelerin kendi üretim sistemleri ve kendi küçük çaptaki yapmış olduğu satış hacimleriyle başarıya ulaşmaları mümkün değil. Mutlaka global düşünecek işletmeleri üretmek zorundayız. Bunun da bir ayağı fuarcılık ve uluslararası sergilerdir, uluslararası B2B görüşmelerdir, uluslararası ticareti geliştirme programlarıdır. Ondan dolayı biz geçen yıl başlattığımız TÜMSİAD'ın son dönemde yapmış olduğu önemli ataklardan bir tanesidir bu. Geçen yıl uluslararası ticaret fuarını biz İstanbul'da Siyaner Ticaret Merkezi'nde, fuar merkezinde yapmıştık. Bu yıl Anadolu'ya da bir hareket katalım arzu etmiştik. Anadolu'nun neresi daha çok burada uygun olur? O Orta Doğu ve Doğu Anadolu'daki ekonomiyi harekete geçirmek amacıyla yapmış olduğumuz bir fuardı. Çünkü biliyorsunuz son dönemlerde gerçekten Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Mısır'daki, Filistin'deki olaylardan dolayı Orta Doğu'daki ihracatımızda ciddi düşüşler meydana geldi. Ayrıca maalesef o bölgede oluşan siyasi hareketlerden dolayı da bir psikolojik deformasyona uğradı insanlarımız. Ekonomik olarak ve moralman ona bir destek olsun, yukarı doğru çekelim arzusuyla o bölgede bir fuar yapmayı hedefledik. Fuarda bu amaçla yaptığımız bir fuardı ve dolayısıyla o insanların o bölgedeki yapmış olduğu çalışmalarına hız katmak, sürat katmak amacıyla yaptığımız bir fuar ve bunu çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Peki fuar Antep'te, Gaziantep'te ve genel ticaret fuarı değil mi efendim? Tabii. Şimdi biliyorsunuz şu anda devam ediyor zaten. 450 civarında Türkiye'de fuar yapılıyor. Evet, şu andaki devam eden fuarımızda da bizim ihtisas fuarları var. Türkiye'de yapılan genel ticaret fuarları var. Ve dünya çapında da böyle markalaşmış bir durum var. Tabii genel ticaret fuarlarının yüzdesi ihtisas fuarlarına göre düşük. %10'lar civarında filan. Ama biz bu sahip olduğumuz kitlenin farklı sektörlerden oluşmasından dolayı biz genel ticaret fuarı adı altında topladık ama bunları da makina, inşaat, tekstil, gıda olmak üzere ve ticaret fuarı olmak üzere 5 ana eksende topladık ve bu 5 fuarı da bir ihtisas anlamında gerçekleştirmeye çalıştık ve çok başarılı gidecek. İş adamları en güzel ürünlerini getirip burada başka firmalarla nasıl alabiliriz, nasıl satabiliriz, nasıl ortaklıkları geliştirebiliriz çalışmalarını yapıyorlar. Ondan dolayı başarılı olacak. Sektörlerimize destek vermeye çalışacağız. Peki efendim, fuar devam ediyor. Bize zaman ayırdınız. Tekrar teşekkürler. O zaman şöyle yapalım mı? Biz biraz TÜMSİAD'ı tanıyalım. TÜMSİAD, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği. Birçok dernek var. TÜSİAD, MÜSİAD gibi dernekler var. TÜMSİAD'ın farkı nedir onlardan? Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. 75 milyonu aşan bir nüfus var ve 250 civarında iş adamı örgütü var. Bu iş adamlar örgütlerini incelediğiniz vakit bunlar yerel dernekler var, bölgesel dernekler var, ulusal dernekler var ve uluslararası taşmış dernekler var. Şimdi yerel dernekler kendilerine göre çalışıyorlar. Ne bileyim, Kulu'lu İş Adamları Dernekleri, Kayseri'li İş Adamları Dernekleri, Şebin Karayser'li İş Adamları Dernekleri gibi yerel unsurları harekete geçiren ve daha çok sosyal yapılanmaya destek veren dernekler vardır. Bu başka bir şey bunların
görevleri. Hemşericilik dernekleri gibi düşünmek lazım. Ama bölgesel dernekler var. Karadeniz İş Adamları Derneği, İç Anadolu İş Adamları Derneği, Doğu Anadolu İş Adamları dernekleri gibi tabii. Bunlar da kendine göre doğru ve iyi çalışmalar yapıyorlar. Ama ulusal dernekler de var. Ülkenin bütününü kapsayan, kucaklayan, her tarafta var olmaya çalışan ve bütün ülkenin sorunlarıyla içli dışlı olup, ticaretiyle içli dışlı olup onları alıp bir yerden bir yere taşımaya çalışan derneklerimiz var. İşte bu noktada TÜMSİAD da göze batıyor ve Türkiye'ye bir katma değer üretmeye çalışıyor. Onun için bu noktada hem TÜMSİAD'a hem diğer iş adamları derneklerine ve hem uluslararası STK'lara ciddi görevler ve sorumluluklar düşüyor. TÜMSİAD da bunların sorumluluğu ve bilinci içerisinde hareket ediyor ve ülke ekonomisine katkı yapmaya çalışıyor. Bir taraftan ülkenin ticaretini planlayıp ona güç vermeye çalışırken bir taraftan da sosyal planlamaya destek vermeye çalışıyor. Türkiye'nin sosyal yaralarına merhem olmaya çalışıyor. Sosyal duruşunu kuvvetlendirmeye çalışıyor. O açıdan bizim bu görevimiz devam ettiği müddetçe biz bu ülkemiz için, milletimiz için, memleketimiz için, insanlar için, komşu ülkeler için, diğer ülkeler için fayda üretmeye devam edeceğiz. Ve sadece ticari bir gözle ve kazanan taraf biz olalım gözüyle bakmayacağız. İşin sosyal yaraları, psikolojik yaraları, dışlanmışlık boyutunun giderilmesi noktasındaki yaraları da onarıp ülkelere hizmet etmek istiyoruz. Peki, sanıyorum ki TÜMSİAD'ı diğer derneklerden ayıran en önemli özelliği küçük ve orta ölçekli firmalara hitap etmesi değil mi? Evet, şimdi sizler de biliyorsunuz ve bütün dünya istatistikleri de bunu gösteriyor. Ve Türkiye'deki istatistikler de bunu gösteriyor ki artık ülkeler KOBİ'lerin sırtında büyüyorlar ve güçleniyorlar. Evet. Yani bugün hangi istatistiğe bakarsanız bakın, hangi değerlendirmelere, raporlara bakarsanız bakın, ihracatın %60'ı civarındakini KOBİ'ler yapıyor. İhracatın %60'ı, istihdamın %60'ı, üretimin %60'ı, 60, 70, 55 o civarlarda oynuyor bu rakamlar. Bunların tamamını KOBİ'ler üstlenmiş götürmüş ve Türkiye bir KOBİ ülkesidir. %90'lık... Ama görünen maalesef ki bu değil. Sanki hani çok büyük ölçekli firmalar çok ihracat yapıyormuş gibi görünüyor. Tabii bu rakamsal değerlere bakmak lazım burada. Şimdi Türkiye'de işletmelerin %99'u KOBİ'lerden oluşuyor. Yani küçük ve orta boy işletmelerden oluşuyor. Büyük işletmeler de var ama esas yükü taşıyan Japonya'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi KOBİ'lerdir. Şimdi bunlar biraz sahipsiz durumdalar. Bunlara birilerinin sahiplenmesi lazım ve bu durumdalardı sadece... galiba başkanım TÜMSİAD kurulana kadar. Yani tabii bir TÜMSİAD değil, yüzlerce TÜMSİAD'ın olması arzumuz. Yüzlerce TÜMSİAD olsun ki insanlardaki bilinç düzeyini, ihracat kültürü düzeyinin artması, verimlilik kültürünün artması, uluslararası olma kültürünün artmasını gerçekleştirmek lazım. Bunlar gerçekleştiği vakit Türkiye'nin kalkınması çok daha kolay olacaktır. Onun için bu bilinci oluşturacak fedakar, cefakar insanlara ihtiyaç var. Çalışıp elini taşın altına koyup zamanını harcayan, beynini harcayan, düşüncelerini harcayan ama ülkeye bir kazanım elde etmeye çalışan insanlarımızın çoğalması lazım ve bu ülkeyi böyle kalkındırmamız lazım. Bundan dolayı bizim TÜMSİAD olarak da biz daha çok küçük ve orta boy işletmeleri hedef aldık ve o işletmelere bir segment atlatmaya çalışıyoruz. Küçükleri orta boy haline getirmeye çalışıyoruz. Orta boyları biraz daha büyük işletmeler yapmaya çalışıyoruz. Büyük işletmeleri global ulusal işletme konumuna, ulusalları uluslararası, uluslararası alanda uluslararası işletmeleri de global işletmeler haline getirmeye çalışıyoruz. Yani herkese bir vites artıralım arzusunda. Bu neyle olacak? Bu bilinçli bir bakış açısıyla olabilir. Dolayısıyla burada işletmelerimizin her birinin bu desteğe kendi oranında ihtiyacı var. Biz de bu desteği vermeye çalışıyoruz. Onlara bir güven kazandırmaya çalışıyoruz. Onlara bir güç kazandırmaya çalışıyoruz. Onlara bir destek vermeye çalışıyoruz. Onları bir yukarıya doğru çekmeye çalışıyoruz. O işletmelere bir bilinç, bir sürat, bir yükseklik, bir performans, bir güven, bir ileriye bakışlılık, bir ufuk açmaya çalışıyoruz. Bu noktada ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Düşünmeniz çok doğru. Çünkü zaten hani başkan olarak yaptıklarınızı biliyorsunuz ama biz de sizinle ilgili araştırmalar yaptık tabii ki buraya gelmeden önce.
Ve 2009'da başkan olmuşsunuz. Kurulalı henüz tüm siyaset o kadar da çok uzun yıllar olmadı. 2009'dan sonra inanılmaz bir grafik çizmiş ve üye sayısını arttırmış. Son rakam yanılmıyorsam 12 bin. 12 bin. Şube sayısını artırmış. Mesela ben buraya gelene kadar 52 biliyordum. Siz biraz önce bana sohbetimizde düzelttiniz. 57 olmuş. Yurt dışı yapılanmanız var. Gerçekten grafiğiniz bir anda böyle sizden sonra artmış. Tebrik ediyoruz sizi. İsterseniz bu yapılanmayı biraz sizin ağzınızdan dinleyelim. Ne kadar zamanda, ne kadar üye sayısına ulaştınız, yapılanmanız nasıl oldu? Önce ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Bu analizler iyi yapıldı mıydı? Yani gerek ticari işletmelerimize, gerek STK'ların içinde herkes kendi bulunduğu pozisyonda ne yapacağını iyi bilirse ona göre tedbirleri alır. Hassas noktalar alır, zayıf noktalar onu güçlendirecek önlemleri alır ve ileriye doğru yürür gider. Tabii bir analiz yapıyorsunuz. Ne yapmamız lazım? TÜMSİAD nerede olması lazım? Bugünkü konumu doğru mu? Yerinde mi? Yoksa daha mı büyütmemiz lazım? Memlekete katma değer üretme noktasındaki üretkenliği yeterli mi? Yoksa daha büyütmemiz mi lazım? Amaçlar ortaya koyduk. Arkadaşlarla yönetim kurulunda tartışmalar yaptık. Bugünkü mevcut yapıyla ve mevcut TÜMSİAD'la yetinmeli miyiz? Yoksa global bir TÜMSİAD'ı oluşturmalı mıyız? Bunları oluştururken de Türkiye'nin katma değerine bir katkı yapabilir miyiz? Bu amaçlarla günlerce toplantı yaptık arkadaşlarımızla. Ortak vardığımız noktada evet bunun büyütülmesi lazım. Bu TÜMSİAD kamunun bir malı olması lazım. TÜMSİAD ülkenin bir kazanımı olması lazım. TÜMSİAD Türkiye'nin bir varlığı olması lazım. Ve bu insanlar, yöneticiler gelse gitse de, değişse de TÜMSİAD ülkeye hizmet etmeye devam etmesi lazım. Bir kanaatine vardı. Kurumsallaşmanın da olması lazım. Tabii büyük bir TÜMSİAD'ı oluşturalım. Kurumsal bir hafızanın, kurumsal bir yapının oluşturulması lazım diye bir çalışmayı başlattık. Peki ben şunu çok merak ediyorum başkanım. Acaba şimdi benim bir işletmem var. Bir yere üye olmak istiyorum. Bu dernekler arasında neden TÜMSİAD'ı seçmeliyim? Tabii TÜMSİAD bir sloganı var. Aldanmayan ve aldatmayan bir insan tipi oluşturmaya çalışıyor. Sadece ekonomiyi elde edeyim, bu nasıl olursa olsun. Yani çıkarcı bir perspektif bizim tarzımız değil. TÜMSİAD şunu yapmıyor, yani bir filtre koymuyor ortaya. TÜMSİAD da biraz da Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın özelliğiyle ne olursan ol gel. Kapısını aralamış oluyoruz biz. Siz de bu burada, anlamda mı? Tabii Mevlana kültürünü taşımaya çalışıyoruz biz de. Konyalı olduğunuz için değil mi efendim birazcık da? Evet, Konyalılıktan da geliyor tabii. Şu var, yani hiçbir sektör ayrımı yapmıyoruz. Ölçek ayrımı yapmıyoruz. Ne olursa ol gel tarzında bir duruşumuz var. Yani yeter ki bir iş yap. İnşaatçıymışsınız, halıcıymışsınız, kuyumcuymuşsunuz, bir sektörünüz var. Olmuyor. Yani vergi lafası olan herkes bana üye olabilir. Bize üye olabilir TÜMSİAD'a. 3 işçi de çalıştırsanız, 300 işçi de çalıştırsanız, 3000 işçi de çalıştırsanız. Ölçek çok geniş o zaman. O yüzden de tüm sanayici iş adamları. Derneği olmuş oluyor. Peki Türkiye'deki yapılanmanız var ama yurt dışında da yapılanmanız var. Evet. Sanıyorum 10 ülkede şubeniz var değil mi efendim? Merkezimiz var. Şube değil de bizim şimdi şöyle bir çalışma sistemimiz var. Yani Türkiye'deki TÜMSİAD'ların hepsi buraya bağlı. Genel merkezimize bağlı. Hı hı. Ama yurt dışındaki TÜMSİAD'lar kendi bağlı olduğu ülkenin STK'larına, dernek masasına bağlı. Yani oradaki yapılar, oradaki devletin kurallarına göre yapılıyor. Hı hı. Orada Almanya'da bir merkezimiz var. Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka, İsviçre, İsveç, İngiltere, Avusturya'da merkezler var. Oraların yasalarına göre kuruluyorlar ve çalışıyorlar. Oranın ekonomisini güçlendirsinler. Ama oradaki ekonomik kazanım ve değerler de buraya taşısınlar. Türkiye taşısınlar. Türkiye'de bir değer varsa oranın işine yarayacak, oraya taşısınlar. Dolayısıyla o ülkelerin bütününde şubeler değil, merkezler var. Peki siz göreve geldikten sonra, biraz önce de konuştuğumuz gibi, TÜMSİAD ciddi bir hareketlilik kazandı. Teşekkür ederim. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi halkın içerisindeki o heyecanı, o enerjiyi açığa çıkartmaya çalıştık sadece. İş adamlarının içerisindeki o enerjiyi harekete geçirmeye çalıştık. Hafifçe deşelemeye çalıştık. Hı hı. Şimdi burada biz olayların içerisine biraz mühendislik kattık. Biraz projecilik kattık. Biraz iş adamlığı kattık. Biraz eğitim kattık. Biraz bilgi kattık. Biraz organizasyon kattık. Biraz heyecan kattık. Biraz ateşleme kattık. Ortaya bir güzel bir kompozit çıktı. Bizi
karışım çıktı. Bundan dolayı 3 defa Avrupa Birliği, Brüksel'de parlamentosu, sanayi ve işletme komisyonu TÜMSİAD'ı 3 yıl üst üste dünyada en etkin çalışan sivil toplum kuruluşu seçti. Bunu siz yaparken, kişisel olarak da bir ödül almışsınız yine burada. Kişisel ödüllerimiz de var, birçok ödüllerimiz var. Söylemek istediğim şu burada, insanlara bir şey katınca, onlar da karşılığını görünce hoşlarına gidiyorlar ve değer üretmeye çalışıyorlar. Seyircilerimiz programımızın başında sizin CV'nizi öğrendiler. Şimdi sizin hem mühendislik kısmınız var, makine mühendisisiniz, hem eğitici kısmınız var, öğretim üyesisiniz, hem iş adamları kısmınız var, bir sürü şirketiniz var, hem de bu taraftaki göreviniz var. Acaba bu kadar etkin çalışmanızda kendi yaptığınız, bugüne kadar yaptığınız bu işlerin etkisi olabilir mi? Çünkü ne anlatsanız mutlaka kendi hayatınızla ilgili bir şey görüyorum ben burada. Hayat bilginin üzerine kurulmuş. Bilgili insanlar, dağın arkasını görebilen insanlar, uzakları görebilen insanlar başarılı olacaktır. Odanın dışından çıkmayan, proje üretemeyen, detaylı düşünemeyen, dağın arkasını göremeyen insanlar çok başarılı olamazlar. Pergel gibi olmaları lazım. Pergelin bir ayağı nasıl bir merkezde basılı duruyor, bir diğer ayağı her yere dönüyorsa, Türk iş adamı, Türk insanı da böyle olması lazım. Pergel bir yere batacak, nereye? Benim şirketim nerede, memleketim neresi? İstanbul. Şirketim neresi? Burası. Derneğim neresi? Burası. Bir ayağım burada, bir ayağı dünyanın her tarafını radar gibi dolaşan bir bakış açımız olması lazım. Siz bunu anlatırken ben bir anda hani bizim yaptıklarımızı düşündüm. O kadar benzettim ki TÜMSİAD'la vizyonun içeriğini. Çünkü biz de aynı şekilde merkezimiz İstanbul ama Türk iş adamının olduğu her noktada olmak istiyoruz. Dünyanın bütün ülkelerinde yaşayan Türk iş adamlarımızın başarılarını ekrana taşımak istiyoruz. Zaman zaman Türkiye'den iş adamlarımız, yurt dışına açılmak isteyen iş adamlarımızı konuk ediyoruz. Zaman zaman yurt dışına gitmiş ve orada kendi işini kurmuş iş adamlarımızın başarı hikayelerini ekrana taşımak istiyoruz. Gerçekten TÜMSİAD'la vizyonu daha doğrusu birlikte gibi görünüyor. Peki efendim, TÜMSİAD'ın üye perspektifine baktığımız zaman 90 ayrı sektör diye notlarım arasında var. 90 ayrı sektörün başlıcaları neler? Yani üyelerinizin geneline baktığınız zaman en çok hangi sektörlerden size üye var? Biz daha çok Türkiye'nin genel konjonktürünü yansıtan bir durumdayız. Türkiye biliyorsunuz dünyada müteahhitlik hizmetleri, inşaat hizmetleri ve inşaat materyalleri, inşaat malzemeleri noktasında dünyada en önemli ikinci ülke Çin'den sonra. Hı hı. Dünyadaki almış olduğu müteahhitlik hizmetleri noktasında da Çin'den sonra ikinci sıradayız. Bu çok önemli bir başarı. Birçok yani ülkedeki dünyanın, iş adamlarının çoğu zaten tabii, inşaat sektöründe Türkler'den oluşuyor. Dolayısıyla bizim sektörümüz daha çok, daha doğrusu arkadaşlarımızın çoğunluğu Türkiye'yi yansıtıyor. Hı hı. Ticaret, inşaat, ticaret, sanayi, üretim ve değişik sektörler, kimyacısından tutun, tavasını üretim yapan işletmelere kadar, elektrikçisinden tutun, NASA'ya parça yapan arkadaşlara kadar birçok üyemiz var. Her sektörden üyemiz var. Zırhlı araç üreten üyelerimizden tutun, baklava üreten insanlara kadar birçok üyeler var. Nasıl parça parça bölük teknolojileri, bilgileri, imkanları, makinaları bir araya getirip bunu büyütüp global işletme durumuna nasıl döndürebiliriz? Bunun çabalarını yapıyoruz ve bu ortaklık kültürüyle birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Burada da yine TÜMSİAD'ın içinden doğurduğumuz birçok firma oldu. Ortaklık kültürüyle 7-8 ortak, 10 ortak, 15 ortak kendi herkesinin işi bir tarafta devam ederken bir tarafta o işine zarar vermeyecek, yeni alanlar üretecek, ortaklık kültürünü geliştirecek, ihracat kültürünü geliştirecek büyük firmaları. Sizce biz bu konuda başarılı mıyız ülke olarak? Tabii. Ortaklık çünkü çok zor bir iştir. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Türkiye şu son 100 yıldır bir fırsat yakaladı. 100 yıldır biz pas geçiyorduk. Türkiye'nin bu 100 yıllık son hikayesinin içerisinde 3 tane atlama noktası var. Türkiye'nin kendine geldiği, dirildiği, koşmaya çalıştığı, ayağa kalkmaya çalıştığı ve üretmeye çalıştığı, ihracat yapmaya çalıştığı 3 tane dönem var. Bir tanesi Menderes'in dönemi, rahmetli Menderes. Ben çok takdir ederim kendilerini. Evet. Bir tanesi rahmetli Özanlı dönemler, bir tanesi de Türkiye. Şimdi bunlara baktığınız vakit 3 ayrı dönemin kendine has özellikleri var. Ve 3 dönemin aralarında da 20'şer yıl hep boşa gitti. Bunların sonunda bir darbe geldi. 20 yıl o darbelerle boğuştuk, sıkıntılarla uğraştık. Üretim kabiliyetimizi kaybettik.
rahmetli Özal geldi 3-5 sene çalıştı, sonra bir 20 yılda kaybettik. Şimdi ilk defa Türkiye o 3-4 yıllık başarı hikayelerini uzatıp 15 yıla çıkartma şansını yakaladı Türkiye. Ve şu son 10 yılda bir ihracat kültürümüz gelişti. Üretim kültürümüz gelişti, siyasi kültürümüz. Bakınız Türkiye'de sadece 5,5 milyon üniversite öğrencisi var. 5,5 milyon. Ve 140 bin tane üniversite hocamız var. Bunlar büyük bir potansiyel ve orada bekliyor. Orada devlet ekonomisi üzerine katılacak ve 4 milyon iş adamıyla birlikte buluşacak. Bunlar müthiş bir patlama yapacaklar. Bu çok önemli şeyler. Onun için ben yarının bugünden daha iyi olacağını düşünüyorum. Bugün dünden daha iyi oldu. Ümit ediyorum yarından sonra da yarından daha iyi olacak. Buna da herkes birbirine katkı yapacak. Peki efendim, siz göreve geldikten bir yıl sonra 2010'da sadece 11 kişiye verilen bir ödül almışsınız. Ve 41 ülke içinde de Dünya Verimlilik Oscar'ını Türkiye'ye kazandırmışsınız. Sadece 11 kişiye 11 Altın Türk ödülü almışsınız. Tebrik ederim biz de bu arada. Acaba bu anlamda baktığımız zaman 11 Altın Türk'ün, Türk'ten birisi olan Doktor Hasan Sert'in başkanlığındaki TÜMSİAD, küçük ve orta ölçekli işletmeleri dünyanın öbür ucuna kadar götürebilecek, ticaret yaptırabilecek, potansiyelini büyütebilecek olan çalışmalarda nasıl bir yöntem izliyor? Alınan ödüller falan da bir manipülasyon olmaması adına önemlidir. Yani siz bir yerden bir şey alırsınız, bir yere para verirseniz onun karşısında o para gözükmez ama siz o verdiğinize karşılık şunu alırsınız. Bu böyle bir şey olmaz. Bu anlamsız bir ödül olur zaten. Bu değil bu. Bu mesela bir tanesi Dünya Verimlilik Konfederasyonu Amerika'da bütün verimlilik kurumlarının bağlı olduğu bir yer. Oradan böyle bir ödül almak tabii bizim için de gurur verici bir şey ve mutlu ediyor bizi. Ve bununla birlikte bütün dünya milletlerine gidip konferans verin, konuşun, birikiminizi anlatın diye mektupla birlikte alınan bir ödül bu. Tabii bu önemli bir şey. Neden önemli? Takdir edilmek önemli bir şey. Yani sen gözüküyorsun. Seni tespit ediyor, buluyorlar, bir şey ortadan çıkarıp bir yere koyuyorlar. Bakın işte şu potansiyelleri kullanmanız lazım filan diyorlar. Bu bizim için hoş bir şey ama bunlardan çok daha önemli bir şey var. Ülkemize hizmet edelim yeter. İnsanları mutlu edelim yeter. Zorda kalan insanların elinden tutalım, kaldıralım yeter. Peki TÜMSİAD'la ilgili son sorum. Türkiye'nin bir 2023 hedefi var. Elbette ki TÜMSİAD'ın da hedefleri vardır. TÜMSİAD'ın 2023'te gelmek istediği nokta nedir? Bizim rakamsal olarak bir değer koymamızdan çok fikirsel ve zihinsel olarak insanlara bir şey uyandırmak çok daha önemli bir şey. Bakınız TÜMSİAD zaten 3 yıldır Avrupa Birliği tarafından 37 ülke arasında birini seçilmiş bir kurum. Yani daha ne tatmin olacak? Yani kendi tatmininden çok TÜMSİAD'ın ülkenin başarılarıyla tatmin olmasını biz çok daha arzularız. Dolayısıyla işte Türkiye bu noktada hedefleri olan ve ileriye doğru koşan bir ülke olduğu vakit de buna mutlu oluruz, gurur duyarız. Tabi bununla birlikte TÜMSİAD'da olacak, diğer STK'larda olacak, hep beraber üniversitelerde olacak, kamuda olacak, özel sektör olacak, devlet de olacak, hükümet de olacak. Hep beraber ileriye doğru yürüyeceğiz. Peki TÜMSİAD'ı bıraktık. Son olarak Doktor Hasan Sert ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Efendim, şimdi röportajın başından beri konuşuyoruz. CV'nizde seyircilerimiz izlediler. Ne kadar başarılı olduğunuz ortada. Hem mühendissiniz, hem öğretim üyesisiniz, hem iş adamısınız, hem çok önemli bir STK'nın başındasınız. Acaba şimdi bizi izleyen gençlere, kendi işini kurmak isteyen insanlara neler önerirsiniz ki Doktor Hasan Sert kadar başarılı olsunlar, bu 11 kişinin aldığı ödüllerden alabilsinler? Neler önerirsiniz? Biz en küçük imkanlardan bile bir imkan nasıl çıkartabiliriz? En küçük bir noktalardan bile büyük noktayı nasıl üretebiliriz? Hep hedefimiz bu olmuştur. Küçücük bir görüşmeden büyük bir projeyi nasıl çıkartabiliriz? Ben size nasıl yardımcı olabilirim? Siz bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Biz birlikte ne yapabiliriz? Hep bunu özetledik. Ticaretimizde de, akademik hayatımızda da, STK'larda da, diğer sosyal yaşamımızda da hep nasıl bunun daha iyisini yapabiliriz? Bunun daha iyisi var mı? Bir başka mükemmel bir insan, mükemmel bir güç, mükemmel bir potansiyel. Bunu nasıl üretebiliyorsa ben de bunu öyle üretebilmeliyim. Dünyadaki en önemli, en güç sahibi insanın, en iyi eğitim almış, en çok bilen,
insanın bu işi yapmasında nasıl yapıyorsa ben onun daha bir üstüne çıkmak isterim. Bu egoistik değildir, bir başarma tutkusudur. Hasan Sert bunları yapmışsa siz de öteki de öteki de yapabilir. Ama sadece kullanmadığı kapasiteleri harekete geçirerek bunu yapacağını düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğunuz arasında bize bu kadar zaman ayırdınız. Vizyonunuzu bizimle paylaştınız. Sonsuz teşekkürler. Son sözlerinizi alarak veda ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hem şahsınızda hem vizyon programının Türkiye'ye ve Türkiye'nin dışındaki insanlara katmış olduğu değerden dolayı bir açığı kapattığınızı biliyoruz ve izliyoruz. İnsanlara bir güven tazelemenin çabası içerisindesiniz. Bundan dolayı siz de bir ulvi bir görev yaptığınızı ben düşünüyorum. Bu işler her zaman parayla pulla yapılan işler değil, yani bir amaç uğruna, hizmet uğruna yapılan işler. Bu noktadaki başarınızı ben de kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, konuğumuz TÜMSİAD Genel Başkanı Doktor Hasan Sert'ti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Vizyona devam ediyoruz. Vizyondan bu haftalık da bu kadar. Eğer siz de programımıza yer almak istiyorsanız lütfen burada görülen numaralardan bizlere ulaşın. Haftaya yeniden görüşebilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Vizyonunuz her zaman geniş olsun.